Ana haber bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyircilerimize, Türk Moydu Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Parlamento Başkanı Muhammed El Helbusi, parlamento başkanı olarak kendisine olan güveni tazelemek için oy kullandıktan sonra parlamento oturumuna başkanlık etti. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El Kazmi, güvenli güçlerine Yeşil Bölge'ye füze saldırısını faillerinin takip edilmesi ve tutuklanması talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Ahmet El Sahaf, İran'ın Bağdat Büyükelçisinin aralıksız devam eden bombalama operasyonları sonucunda kendisine sert bir şekilde ifade edilmiş protesto notası vermek üzere acilen çağrılacağını duyurdu. Irak Merkez Bankası, Irak para biriminin 20 bin dinar değerinde yeni bir para birimi çıkarma niyetini açıklarken dolar döviz kurunu değiştirme niyetinde olmadığını doğruladı. ABD önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 1 milyar dolar değerinde ek askeri yardım hazırladığını duyurdu. Rusya Seçim Komisyonu Ukrayna'nın 4 bölgesinin tamamen veya kısmen Rus kontrolü altında ilhakı için yapılan referandumları ön sonuçlarının Rusya'daki sandık merkezinde oyların sayılmasının ardından ilhaka geniş destek gösterdiğini açıkladı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Parlamento Başkanı Muhammed El Helbusi, parlamento başkanı olarak kendisine olan güveni tazelemek için oy kullandıktan sonra parlamento oturumuna başkanlık etti. 222 milletvekili yenileme ehinde oy kullanırken 13 milletvekili 235 milletvekilinin huzurunda yapılan oturumun ardından istifaya oy verdi. Parlamento daha sonra Muhsin El Mendelavi'yi parlamento başkanı birinci yardımcısı olarak seçti. Sadr Hareket lideri yakınlığı ile bilinen Salih Muhammed El Iraki parlamento oturumu hakkında yaptığı açıklamada siyasi partilere hitaben yaptığı konuşmada vatan makamlarınızdan, sandalyelerinizden, yetkilerinizden, silahlarınızdan, projelerinizden, ticaretinizden, paranızdan ve saraylarınızdan daha değerlidir dedi. El Iraki yazısında yolsuzluk anlaşması olarak nitelendirdiği anlaşmayı tamamlamak ve Irak'ı yeniden başa döndürmek için çabaların var olduğunu vurguladı. Ülkede siyasi partilerin hükümet kurma çalışmaları ve görüşmeleri devam ederken, Türkmen siyasi partileri ise Türkmen haklarını ve isteklerini sundular. Ülkede siyasi partilerin hükümet kurma ve görüşmeleri devam ederken, Türkmen siyasi partiler Türkmen halkının isteklerini sundular. Türkmen Karar Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Dr. Vahit Bayatlı, hükümette Türkmenlerin önemli mevkilerde yer almalarını istedi. Türkmen istekleri yani dediği usta ki yani bildiği usta ki bir bakanlık değil yani bir bakanlık alakın hadi o Türkmen istedikleri. Biz istedik yani Türkmen bir şerik olsun özümüz bildiği usta ki Türkmen mükevven esası da üçüncü mükevven esası. Eğer istesek istemezse anayasada bu tespit olundu. Üçüncü mükevvendi. Üçüncü mükevven olduğumuz zaman yani biz yere ayrı istediklerimize bir bakanlık üzerine durmayacağız. Biz istedik yani biz her şeyde yani ortak olarak eğer siyasi durum doğru, emin durumun doğru. İndi bize hiçbir mazal vermiyor. Egeçse yani Ececeş'te olsun, şurada da olsun bizim adamlarımız yok. Biz istedik her zaman eğer Çerkük'te olur, biz Çerkük'te de. İstedik azen Musul'da olsun, Trafel'de olsun, Diyare'de olsun, Erbil'e kadar zaman adamlarımız olsun. Eğer yani gerek sahip olarak siyasete katılık özelliğinden bu şeyde, devlette. Kozak Öğrenci ve Gençler Hareketi Başkanı Mahmut Bozok, hükümette Türkmenlerin isteklerini ve Kerçük konusu herhangi bir pazarlık haline gelmemesini istedi. Türkmenlerin geçmiş zamanda ve şimdiki teşkil olunacak hükümetle ilgili tek çağrıları vardı. O da Türkmenlerin bu hükümet içerisinde yer almalıydı. Bundan önce belki birkaç hecce ile birkaç sorunla karşımıza çıkabilirlerdi. İşte bir dergisiz, beraber dergisiz. Biz bu bildiriyle ve son seçimle ve son listeyle
bu mesajı verdik. Türkmenler biriydi, beraberdi. İster milletvekillerimiz olsun, ister siyasi partilerimiz olsun. Bunun da yanında tabii ki listemizin bildirisinde çok önemli bir husus var idi. O da Kerkük'ün konusuydu. Bizler her vakit siyasi kitleleri, siyasi partileri çağrılarımızda deyirik ki, Kerkük'ü konuğumuzun arasında bir pazarlık haline getirmeyin. Kerkük Türkmenler için birinci derecede kırmızı çizgiydi. Irak halkı için ikinci derecede kırmızı çizgiydi. Çünkü Kerkük küçük Irak'tı. Kerkük karışılırsa, Kerkük'te bir sorunlar olursa, hakikaten 2018'deki seçimdeki tezvir dönemindeki yürüyüşlerimizdeki Mavi Meydan'daki bir örnekti. Kinece Irak'a yansadı. Ve şimdi de Kerkük'ü aynı sıkıntıda görmemek isteriz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El-Kazmi, güvenlik güçlerine yeşil bölgeye füze saldırı faillerine takip edilmesi ve tutuklanması talimatını verdi. Başkomutan talimatında ayrıca güvenlik güçlerinin devlet kurumlarını, kamu ve özel mülkleri ve barışıl göstericileri kuruma görevlerini yerine getirmeleri gerektirdiğini vurguladı. Bağdat'ın yeşil bölgesi bu öğleden sonra 3 top mermisiyle bombalandı. Güvenlik basın hücresi birinci merminin parlamento binasının önüne, diğerinde misafirhane yakınına düştüğünü ve üçüncüsünün ise Kudüs kontrol noktası yakınında düştüğünü ve bunun sonucunda bir subay olmak üzere 7 güvenlik mensubunun yaralanmasına neden oldu. Sadr Hareket Lideri Muqtada El-Sadr'a yakınlığı ile bilinen Salih Muhammed El-Iraqi, Yeşil Bölge'nin hedef alınması ile ilgili bir bildiri yayımladı. El-Iraqi, yayımladığı bildirisinde silah kullanılması ve şiddetin her türlüsünün kınandığını ve reddedildiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Ahmet El-Sahaf, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin aralıksız devam eden bombalama operasyonları sonucunda kendisine sert bir şekilde ifade edilmiş protesto notası verme üzere acil çağrılacağını duyurdu. Bakanlık, Irak'ın Kürsen bölgesindeki 4 bölgeyi etkileyen İran tarafının topçu ve füze hedeflerini en sert şekilde kınadı. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Yönami, İran'ın bölgeye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektirdiğini vurguladı. Heyet yaptığı açıklamada, füze diplomasisi olarak adlandırdığı şeyin korkunç sonuçları olan pervasız bir eylem olduğunu belirterek, Kürsen bölgesel hükümetinin de komşular tarafından rutin ve cezasız egemenlik ihlallarını reddettiğini vurguladı. Kürsen bölgesel yönetim egemenliğe yönelik ihlalları şiddetle kınadı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada İran'ın muhalefet karargahına ve her türlü bahaneyle gerçekleştirdiği bombalamanın yanlış bir füzyon ve olaylarında gidişatını da çarpıtma olduğu belirtilirken, İran topraklarına yönelik bu tür sürekli saldırıların sebep olduğu açıkça ortaya koydu. İran'ın Komala, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi. İran'ın Komala, İran Kürdistan Demokrat Partisi ve PAK örgütüne ait kamplar füze ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. Kerkük'e bağlı Altın Köprü ilçesinde İran Kürdistan Demokrat Partisi ve PAK örgütüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Süleymaniye'nin Zergefiz bölgesinde bulunan Komali Zahmetkeşen örgütünün kamplarının da bombalandığı bildirildi. Farklı bölgelerde düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandığı kaydedildi. Irak Kürdistan Sağlık Bakanlığı Saman Berzenci, İran'ın bugün düzenlediği saldırıda toplam yaralı sayısı 24 ve 7 kişi de öldü. Koyda 4 ölü, 17 yaralı var. Altın Köprü'de 3 ölü, 10 yaralı olduğunu açıkladı.
İran Devlet Televizyonu'nun haberinde devrim muhafızlar ordusu ayrılıkçı teröristin çok sayıda karargahlarına füzeyle ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı ifadeye yer verildi. Altınköprü'de İran tarafından düzenlenen füze saldırısında kim medyacı yaralandığı bildirildi. Saldırı görüntülerini ve bilgilerini aktarmak üzere Altınköprü'de bulunan Kürdistan 24 muhabiri ve kameramanı yaralandığı bildirildi. Yaralar ise hastaneye sevk edildi. Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı parlamento oturumunu protesto etmek için çok sayıda göstericinin toplanmasına tanık oldu. Göstericiler siyasi kotaları kınayan ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmasını isteyen pankartlar ve sloganlar taşıdı. Bu sabah Bağdat eşi benzeri görülmemiş güvenlik tedbirlerine ve başkentin Rusafa ve El Karah yakalarında yoğun bir güvenlik önlemine tanık oldu ve bu da trafik sıkışıklığına yol açtı. Güvenlik kaynakları yolların ve köprülerin çoğunluğunda yeniden trafiğe açıldığını belirterek başkentin girişlerin trafiğe açık olduğunu, girişlere izin verilmeden önce giriş aracılarına denetim önlemlerinin alındığını sözlerine ekledi. Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Ahmet Salim Cumhuriyet ve Sinek köprüleri hariç tüm köprülerin açık olduğunu duyurdu. Operasyon Komutanı Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada başkent Bağdat'ta sokakların kesilmesinin gösterici sayısına bağlı olduğunu belirterek başkentte sokağa çıkma yasağı olmadığını belirtti. İkinci dosyamız ise Başbakan Mustafa El Kazimi'nin başkanlık ettiği, ülkedeki gelişmelerin tartışıldığı bir dizi ekonomi ve hizmet dosyasına ilişkin tartışmalara tanık olunan Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkindir. Başbakan, Irak'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılımın ve Irak'ların da DAEŞ kalıntılarını yenerek elde ettiği güvenlik başarısının tanımını ve Irak güçlerinin de dünya adına terörle mücadele çabalarını sürdürmesini değerlendirdi. Bakanlar Kurulu Başbakan Mustafa El Kazmi'nin başkanlığında yaptığı oturumda Yeşil Bölge gösterilerde şehit ve yaralıların giderlerinin de karşılanması için 2 milyar dinar tahsis edilmesine karar verdi. Kurul, oturumun gündemindeki dosyaları tartışırken Irak Hava Kuvvetlerine terörle mücadele çabalarını desteklemek için mali destek sağlaması yönünde oy kullandı. من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هذا اليوم تقديم دعم مالي إلى قواتنا المسلحة تحديداً القوات الجوية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار العراق ومواجهة الإرهاب وملاحقته أينما وجد لدحره ومتابعة من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هذا اليوم تقديم دعم مالي إلى قواتنا المسلحة تحديداً القوات الجوية Uluslararası Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı Irak'ın 2003'ün ardından güvenlik durumunda tehlikeli dönemlerden geçtiğini söyledi. Arafidin Forumu faaliyetleri kapsamında düzenlenen bir toplantıda El Aracı, Irak'ın caydırıcı bir strateji oluşturması ve DAEŞ terör örgütünün geri dönmesini önlemek için uluslararası baskıyı sürdürmesi gerektirdiğini vurguladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Hamid El-Şatri, teşkilatın tehditleri proaktif bir şekilde ve istihbarat çabasıyla ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerinin güçlendirilmesini doğruladı. El-Şatri, Rafidin Forumu faaliyetleri kapsamında yaptığı bir toplantıda bölgedeki güvenlik teşkilatlarıyla işbirliği olduğunu ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın tüm istihbarat ve güvenlik teşkilatlarıyla birlikte katıldığını belirtti. Mali ve ekonomik konularda ise Irak Merkez Bankası, Irak para biriminin 20 bin dinar değerinde yeni bir para birimi çıkarma niyetini açıklarken, dolar döviz kurunu değiştirme niyetinde olmadığını doğruladı. Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, para biriminden sıfırların silinmesi sürecinin kanunla çıkarılmasına gerektirdiğini ve bazı değişiklikler yapılması gerektirdiğini söyledi. لا يوجد أي مركز
المركزي بإجراء أي تغيير في ارتفاع أو خفض سعر الصرف. سعر الصرف ثابت. نعمل الآن على لا يوجد أي نية للبنك المركزي بإجراء أي. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ehsan Şamran El Yasiri, Merkez Bankası'nın da finansal rezervlerini dolar satışlarına göre oluşturduğunu söyledi. El Yasiri, Irak Haber kanalına yaptığı açıklamada dolar satışının da ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Veriləri göncələmək və insanların ehtiyaclarını qarşılayan teknolojik çözümlər geliştirmek için bir adım daha atıldı. Dünya Qıda Örgütündən bir heyət, qıda karnesinin de değiştirilmesi ve her vatandaşın hakkının da verimli ve etkin bir şekilde alınmasını da sağlayacak dijital bir sisteme dönüştürülmesi projesini başlatmak için Necef ilini ziyaret etti. Çevre Bakanı yapmış olduğu bir açıklamasında Arak'ta ilk kez özel sektörün devlet sektörü yanında iklim değişikliği konferansına katılacağını ifade etti. Tabii bir tekid ma yakhfa aleykum bi annu kulli awwal marra mundu uqud tawila lam nasil ila hada al mustawa min al taraju' fi khazin al ma'i nu'ani min mashakil jiddiyya bi ta'thir al jafaf wa qillat al tasaqut al ma'i. Irak hükümeti iklim değişikliği çerçevesi Paris sözleşmesine katıldığı andan her sene hazır bulunmasına çalıştı. Bu sene bu kongre Mısır'da yapılır. 120 kral, lider, cumhurbaşkanı, bakan ve üst düzey sorumluların katılmasının yanında özel sektörde hazır olması sanılıyor. Irak hükümeti ve Irak Yüzey Bölgesi İklim Değişikliği Daimi Komitesi'nde üye oldukları için bu kongreye Irak'ın farklı bölgelerinden heyet, özel sektör ve sivil toplum örgütü katılmış olur. Çevre Bakanlığı ilk kez Irak'ta özel sektörü genel sektör ile birlikte iklim değişikliği alanında çalışmalarını sağlıyor. Çünkü bu Paris Sözleşmesi'ne katılma gerekliliğinden sayılır. Biz üç konuya ilgi gösterecek oluruz. Birinci, yedek enerji, yenilenen enerji ve temiz enerji konularında özel sektörü yatırımı için katılımını, ikinci, tozluk, kumluk ve susuzluğun etkisini karşılamakta özel sektörle birlikte ve son olarak doğala desteklenen çözümlerde özel sektörü yatırım yapmalarına teşvik ederiz. Türkiye ve İran komşu ülkelerden gelen su azlığı ve iklim değişikliğinden dolayı su sorunu yaşıyoruz. Kuru yer çoğalmakta, arazi bozulması, tozluk ve artmış olan kum fırtınası sorunları için yardımlaşma gerekiyor. Önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim yılına iyi bir şekilde hazırlanmak amacıyla Tuzur Mate Eğitim Bölümü tarafından sözleşmeli öğretmenlerin işlemlerinin tamamlanması için gereken icraatlar alınıyor. Önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim yılına iyi bir şekilde hazırlanmak amacıyla Tuzur Mate Eğitim Bölümü tarafından sözleşmeli öğretmenlerin işlemlerinin tamamlanması için gereken icraatlar alınıyor. Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde 315 kararnamesi uygulaması için Tuzhurmat ilçesinde Tuzhurmat Eğitim Bölümü tarafından sözleşmeli öğretmenlerin işlemlerinin icraatları sürüyor. Ala Melek Şubet Mahvul Ummiye Tuz. Ben 5 ilde muhazirayam, devam ederim. Şimdi bu il hamdolsun atı geldik terbiyede, tecrid akıd ederek karar 315 üstüne. Hamdolsun tevki ettik, hiçbir müşkilimiz yoktu. Hepsi muallimler, müşrifler yardım edirler bize, işimiz asantı edirler. Çok yardımcı olublar bizim için. Hamdolsun indi bu iki ile ahirde akıd olduk. Fırkat verdiler bize. Ha, akid biz neçe il yani bidun ratıp devam ettik, geldik, gittik, ücürümüz yok idi. Nence sayıra parası verdik, helak olduk. Biz indi hamdolsun ratıp aldık, akıda olduk. Konu ile ilgili Tuzhur Mate Eğitim Bölümü müfettişleri tarafından gereken adımlar atılıyor ve okullara olan ihtiyaçlara göre öğretmenlerin ihtisas dalları seçilmektedir.
Biz kısım terbiye tuz, muvazzafi kısım terbiye tuz. Bir gün bütün akıdları kanşalırız, özlerinin işlerini bitiririz. Çünkü bunlar iler boyu bedava ders verirler. Bugün bunların akıdları oldu. Kanuniye gitmekler var, başka işler var. O işler bitirir, hatta il başına kadar işlerini bitirir. Belki de muvazene olduysa hatta bunların tetbitleri gelsin. Bizim talebelerimize, memleketimize hizmet etsinler. Bizim icraatımız burada basmalarını alırız. Bir daha giden üçlü adlarını alırız. Yani esik müslüm seketler varsa onları alıp hatta gider. Hasta biz bekleriz müdüriyeden kitap geldiği zaman. Bazen ilde iki kere geldi, bazen bir kere geldi. Biz de müdüriyenin sözüne göre işimizi yaparız. Bugün icraatımız bizim burada başladı. Akıd edilir gözler için. Tecdit akıd edilir 315 malı. Bizim müstemir umumiye istikbalimiz çoktu. Derslerinin iki tarafından hem kızı var hem oğlanı var. Muayenetler işte bitirmediklerine. İndistiler bitirsiler özlerini, şahada asılar. Bu akıd cemaati bilir bizi de. 315'e olurlar. İstihdadın mizaniyede o tetbit ederler özlerin. İndi cirayetlerini bitirirler bugün. Tuz Eğitim Müdürlüğü sözleşmeli olan öğretmenlerin sözleşmelerini yenileştirdi. Hüseyin Türkeş, Türkmen Üydü Kanalı, Tuz Hurmatı. Leylen kasabasında çimento fabrikasının dumanından kötü etkilenen vatandaşlar şikayette bulundular. Leylan nahiyesinde çimento fabrika dumanı vatandaşları olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar dumandan etkilendiği gibi şikayette bulundular. Leylan Sağlık Merkez Müdürü Kahtan Talip Bahtiyar çimento fabrika dumanından etkilenen astım hastalarının durumunu anlattı. Çoğu hastaların Kerkük halkından olduğunu söyledi. Fabrika dumanından astım hastaları kötü etkileniyor. Onlara acil müdahale ediyoruz. En çok Kerkük halkı dumandan etkileniyor. Leylan Sağlık Merkezi'nde 10 oksijen tüpü bulunuyor. Fakat hastalara yetmediği için 25 tüp fazla getirdim. Ona rağmen hastaları bazen Kerkük'e nakil ediyoruz. Bu durumdan sadece normal vatandaşların değil, çiftçilerin de şikayette bulunduğunu aktardı. Dumandan normal vatandaşlardan daha çok çiftçiler etkileniyor, çalışamıyorlar. Vatandaşları sıkıntıya sokan çimento fabrika dumanın telefon kamerasıyla çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaştı, gündem yarattı. Ayrıca çıkan dumanın ağır olduğunu, yere doğru indiğini söyleyen vatandaşlar zor durumda kaldıklarını da dile getirdiler. Kerkük İl Sağlık Dairesi Denetim Bölümü tarafından Kerkük'ün Haziran bölgesinde market, fırın ve bazı iş yerlerinde sağlık denetleme kampanyası düzenlendi. Hadi expire ve cayibine mit'affan. Hay ala mudada. An ahna lej naked ka daire sahat Kerkük. Naked ala expire. Ay karton au ay şey şiftu. Ma tishtu illa tshufun expire ma. Kerkük'teki sağlık denetimi, süpermarket ve fırın sahiplerinin ihlallerini kontrol altına almak için geniş bir kampanya düzenledi. Kerkük'te sağlık denetimi ihlalleri tespit etmek için geniş bir kampanya yürütüyor. Kerkük Sağlık Dairesi'nin sağlık denetimi görevleri arasında sağlık denetiminin müdürü Dr. Zülfikar tarafından yürütüldüğü kampanya, restoranlar, mağazalar, fırınlar ve diğer yerlerde hilalleri izlemek ve periyodik denetimler yapmak yer almaktadır. Tabii biz lucanımız müstemmerdi. Tabii bir avuna uhra döner ilam Facebook yollarıydan. Yazarlar üzerimize bir ne rekaba yoktu, böyle yoktu, yoktu böyle şey. 12 geceye kimen bizim lucan ala medar 24 saat şarada 24 saat zarfında şarada ve gece 12 kimen tüm yerleri basarık. Ani hasa cibit ilek bidaa lazım tisal yaba ve ente wen wen mekanak wen icazetek arid el icaze yani ma yisir bidun icaze ente hasa hada imkin bil bed yisavu iş madri. Haziran bölgesinde çeşitli pazarlarda süresi dolmuş malzemeler ve uygunsuz depolama ihlalleri bulundu. Kimse zannetmesin bir muaccenat getir ve tarih intajına fazla rüzna özü mahalde, ma'amel dahi. Ama bu hiçbir şekilde kabul dahi.
Çünkü mağmalın tarxısı ayrıdır, mahalın tarxısı ayrıdır. Yani muvatanlar da gerek bizimle taavun etsin. Biz bütün tam çerçe yani hapsına saytara etmirik, kadir istirik, adet istirik. Oncana dolanırız, ha tuturuk, ha tuturuk, ha muhalefet. Bu muhalefeler ricamız bilir. O millete taavun etsin bizimle. Market ve bazı pastanelerin sahipleri sağlık koşullarını ihlal ettikleri gerçekçesiyle birden fazla sağlık denetimi ihlaline el koydu. O da gördük o sıçan. Bak onlar hapse kispa yardı. O su hazında var içinde. O dinde bunları hapsen ve mehve zabıt usulü. O itlef ve darak olsun ve karamadan beraber. Sağlık Denetim Müdürü gece gündüz denetleme görevlerini yerine getirerek vatandaşları korumadaki rollerini açıkladı. Müsaade edeceksiniz icra edin. Bunları müsaade ederek bilsem için çünkü bunlar hiçbir şekilde masumah değiller. Hatta haberler de yok ise biz yarına bilme amel çağırık taahhüt tallık olsun ve icraatımız da sarım düzenlerine. Bir daha bir ikinci kere bu işler kullanmasın biz bunları kabul etmeyiz. İhlaller kaydedildi, para cezaları verildi. Ama soruyoruz, denetim burada bitecek mi yoksa başka bir prosedür var mı? Hüseyin Palançı, Türkmen TV, Kerkük. Uluslararası haberlerde ise sayın seyircilerimiz, ABD önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 1 milyar dolar değerinde ek askeri yardım hazırladığını duyurdu. Yeni pakette HIMARS füze sistemleri ve mühimmətlər çeşitli tipdə anti-drona sistemleri ve radar sistemlerinin yanı sıra yedek parça eğitim ve teknik destek yer alacaktır. Rusya Seçim Komisyonu Ukrayna'nın 4 bölgesinin de tamamen veya kısmen Rus kontrolü altında ilhaqı için yapılan referandumların ön sonuçlarının Rusya'daki sandık merkezlerinde olayların sayılmasının ardından ilhaqa geniş destek gösterdiğini açıkladı. Rusya Seçim Komisyonu Rusya'daki sandık merkezlerinde oyların %20 ile %27 arasında sayıldıktan sonra destek yüzdesinin oyların %97'sine ulaştığını açıkladı. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kulaba, Ukrayna'nın 4 bölgesinin de Rusya'ya ilhak edilmesine yönelik referandumlarında sonuçlarının Rus ordusu karşısında Ukraynalıların cephedeki hareketlerini etkilemeyeceğini değerlendirdi. Fransız mevkidaşı Katrina Colonna ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında Kulaba, referandumunda sonuçlarının da Kiev'in politikasını, diplomasisini ve askeri alandaki eylemlerini etkilemeyeceğini söyledi. Uluslararası durumlar bağlamında Avrupa Birliği'nin dış politika şefi resmi sözcüsü Peter Stano referandumlarında yasa dışı olduğunu ve düzenlenmesine katılan herkesin yaptırımlara tabi olacağını vurguladı. Stano, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında referandumlara katılan ve destekleyen herkesi bekleyen sonuçların olduğunu söyledi. Sayın seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi, parlamento başkanı olarak kendisine olan güveni tazelemek için oy kullandıktan sonra parlamento oturumuna başkanlık etti. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El-Kazmi, güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge'ye füze saldırısı faillerinin takip edilmesi ve tutuklanması talimatını verdi. İşler Bakanlığı resmi sözcüsü Ahmet El-Sahaf, İran'ın Bağdat Büyükelçisinin aralıksız devam eden bombalama operasyonları sonucunda kendisine sert bir şekilde ifade edilmiş protesto notası vermek üzere acilen çağrılacağını duyurdu. Irak Merkez Bankası Irak para biriminin 20 bin dinar değerinde yeni bir para birimi çıkarma niyetini açıklarken dolar döviz kurunu değiştirme niyetinde olmadığını doğruladı.
ABD önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 1 milyar dolar değerinde ek askeri yardım hazırladığını duyurdu. Rusya Seçim Komisyonu Ukrayna'nın 4 bölgesinin tamamen veya kısmen Rus kontrolü altında ilhaki için yapılan referandumların ön sonuçlarının Rusya'daki sandık merkezlerinde oyların sayılmasının ardından ilhaka geniş destek gösterdiğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.